Nurdan hazır mısın? Galiba hazırım. Evet, çünkü arkadaşlarım puanını kullandılar. En düşük kaç bekliyorsun? En düşük açıkçası kendime ve soframa, evime güvendiğim için en düşük 7. En düşük 7 bekliyorsun. Peki. O zaman başlayalım bakalım. Puanlar açılsın. Nevra, senden başlayalım canım. Nurdancığım, öncelikle güler yüzün için çok teşekkür ederiz. Bizi çok güzel ağırladın. Masanı beğendim, çok beğendim. Yani yiyeceklerin falan çok güzeldi. Afiyet olsun. Onun haricinde mutfağın şirin, şık bir mutfaktı. Onu beğendim zaten, söyledim. Diğer beğenmediğim çoğu şeyi söyledim zaten sana. Yani ben birazcık goldcuyum. Yani bunu diğer şeyden de biliyoruz. Goldcu olduğum için diğer Esra arkadaşıma da hani böyle haksızlık bir şey olmasın diye bu puanı verdim. Gönlüm rahat. Yani inşallah güzel olur hakkım. İnşallah. Evet. Puanını görebiliriz. Sana puanım 5. Ne? Sana puanım 5. Dün kaç vermiştin? 6. Benim evim 5 puan mı? Yani bana göre öyle. Sana ben göre güzel olabilir. Sen beni rakip denemişsin ki. Yok asla. Bekliyorsun. Yok yok asla, hayır değil. Beğendiğim yerleri söyledim. Yine söylediklerimin de arkasındayım. Yani beğenmediğim yerleri de söyledim zaten ki hani salonda bile çok uyumsuz şeyler var. Onunla alakalı puanım bu. Elbette, ama beğendiği şeylerin içinde sofrada olsun, sunumda olsun, çeyizde olsun, yatak odası olsun, kahve sunumum olsun, beğendim dedin. 5 puan nasıl yani? Beğendiklerini sayarsak maddeler olarak daha fazla çıkıyor. Hayır, beğendiklerim beğenmediklerimden daha az. Tamam, söyledin. Söylemedim tamam, işte, demiyorum ama ben bu puan dünkü yani. Evle benim evin arasında o kadar bir uçurum var ki. Evet, ya, çünkü benim evim daha benim kaliteli. Evim daha kaliteli, kusura bakma. Yani koltuk olarak vesaire, ben konuşabilir miyim bir dakika? Evet. Koltuk evet, olarak vesaire çoğu şey tabii ki bana uygun olan Esra'nın eviydi ama ona kesinlikle haksızlık yapamazdım. Ama ben hani bu puanı özellikle gerçekten güler yüzün, bizi çok güzel karşıladın. Çok samimiydin. Hani bunun için verdim ama evde gerçekten bana uyan hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani uyumsuz çok şey var. Yatak odam birazcık uyumu yakalamış. O da yani hani gerçekten hani bana göre değil. O kadar beğenmedim yani. Beğenmediğim için de bu puan. Bu güler yüzün için sana uyuyordu. Önüne gelen kahve sana uyuyordu. Mutfakta beğendim dedin. Ve ben şu an gerçekten idrak edemiyorum. Ama gerçekten şu an yarına oynadığın çok belli. Hayır, vallahi sen de gel bana gör yani. İstediğin puanı ver, sıkıntı yok benim için. Ama ben Esra'ya haksızlık olsun istemedim. Çünkü zaten ben golcüyüm. Şu an bana haksızlık oluyor izleyen, zaten. Bilen biri, beni izleyen bilen biri. Masamda yani, hazır yoktu, bir şey yoktu. Esra'ya haksızlık olmasın diyorsun. Sevdiğimi biliyor. O yüzden tabii ki onun evi bana göre senin evinden çok daha güzeldi. Nurdan. Şov yapıyorsun gerçekten, bu kadar tepki niye, verdiğim puanı zaten hissetmiştim muhtemelen. Beğendiğim, beğenmediğim her yeri söyledim. Şov yapmaya gerek yok. Nevra, şu an bana da yani haksızlık ettin, Nurdan'a da. Madem o kadar koltuğa aşıklısın benim gibi, neden tabii vermedin 9 puan veya senin, 8 puan? Senin evinde. Vere 6 puan mı verdin bu kadar koltuğa aşıklısın? Senin evinde. Ay bırak bırak, hayır, oynuyorsun. Hayır, beğendiğim sadece koltukların da, bunu da söyledim yani. Kıskançlama yaptın bir niye sürü sana. Niye kıskanıyorum seni? Niye kıskanıyorum demedin valla, sen. Gel evime gör, o zaman görürsün kıskanıp kıskanmadığımı. Ki sana daha fazla verdim. Bence sen konuşma. Bana yani fazla mı verdin? Bir puan. Evet, bir puan. Bir puan. Fazlalığım Gold'u var benim. Çok seviyorum için diyorsun. Evet, ve seviyorum. Ve bir puan fazla veriyorsun. Doğrudur. Yani demek ki işte sen şu an öndesin. Niye, ne güzel niye bak, bir puanla sana öndeymişim. Evet, bir puan bir puandır. Onun için kızlar neler yapıyorlar yani, bir puan bir puandır. Kızlar hakkımı yediniz. Kalkıp bir puan mı bunu verdim sana? Bunu herkes görecek yani. Hakkım yenildi mi? Yok, hakkını falan yemedik. Yenildi. Ben gönül rahatlığıyla verdim. Dediğim gibi sana vicdanın rahat çok belli rahat zaten. Çok rahat. Tamam, merak lütfen etme yani, çok rahat.
Bu puanda rahat mı? Evet, rahat. Yani dünkü çok mutfakla rahat. Kıyaslarsan duvar şeyinden kalsın. Kız sen kalsın. De benim şeyimde mi kaldın? Ay hiç atamamışım benim çünkü mutfağımı. Çünkü dün bir, bugün iki. Senin içinde kalmış benim. Yarın öbür gün Nevra'yı görünce, onları görünce hepsini senin kıyaslayacağım. Senin evin şu an bu, benim evim değil. Ama dünü de gördüm. De ki benim perdem çok güzel, neden bu puanı verdin? Mutfağım çok güzel, neden? Beni neden zaten kıyaslıyorsun? Bana bir mola verirsen ben bir konuşayım. Saçmalıyor konuşurken. Şu an bana puan veriyor. Bence o ağaç. Ama beni söylüyorsun o yüzden. Beni attılar aradan. Gördük dün. Benim, bugün de benim evimi, yarın ama. Nevra'yı göreceğiz. Nevra'nın evet. evini konuşacağız. Aynen sonra öbür gün böyle böyle devam edeceğiz. Bugün ama senin evin. Senin şeylerini söyle, beni konuşabilir söyle. Konuşabilir miyim? Konuş ama beni söylemek istemiyorum ya. Çok teşekkür ederim. Dünkü mutfakla benim mutfağım vesaire, modernliği vesaire. Modern. Sen hani mutfağını beğendin zaten. Muyum? Ama tabii işte 5 beğendim zaten garip geliyor bana. Mutfağını. Yani dediğim gibi verdiğim puanlar sadece öyle. Mesela salonunu hiç beğenmedim. Yani yatak odanı yine aynı şekilde o şekilde. Çeyizin evet, çok evet. azdı. Anlaşıldı Nevra'cığım. Bir sakin olun. Evet. Bir Sinem'le devam edelim o halde. Bakalım Sinem ne düşünüyor senin evinle ilgili. Evet, bekliyorum. Ve puanı kaç oldu sana? Öncelikle teşekkür ederiz güler yüzünüz için. Ben teşekkür ederim. Yorumlara açıktın. Hala verdiğimiz açığım. Fikirlere yani ben bir şey söylediğimde uygulayabileceğini söyledin. Bu konuda teşekkür ederim ilk önce. Evinde genel olarak yani tarz olarak aslında benziyoruz. Kendinden bir şeyler katmışsın. Yani bir mobilyacıya gidip evet bu takımı alıyorum dememişsin en azından. Farklı yerleri işte boyamışsın. Kendin boyamışsın. Çeyizin azdı. Evet. Ama verdim dedin. Evet. O yüzden bir şey diyemiyorum. Gelinliğin vesaire onları beğenmedim. Daha da fazla aslında bir şey söylememe gerek yok. Sofranı zaten masada da söyledim. Her şey çok lezzetliydi. Uyum vardı. Güzeldi. Puanımı peki. vereyim istersen. Peki. Evet zaten bugün en az konuşan, neredeyse hiç konuşmayan Sinem'di. Evet. Görelim puanını bakalım. Görelim. Sekiz. Sekiz. Ne oldu şimdi? Gösterinin anlamı neydi acaba? Belli ediyor zaten. Gören görecek. Senin evin bana hitap etmedi. Aynı şekilde burada senin evine yorum yaptım. Ben burada şimdi konuşmadım, doğru düzgün yorum yapmadım. Beğendiğimi belirttim. Sessiz kaldım. Bana tarzı uygun geldi. Dediğim gibi emeği vardı en azından. Farklı farklı yerlerden kesin. Mobilyaların seçmiş. Ben nasıl seninkiler aldım? Seninkiler mobilyacıdan gitmiş. O nasıl aldı? Ben bunu istiyorum Aslan demiş. Bir şey ben sorabilir detay miyim? Koydurttum, uğraştım, hangi ekstra bir şey ekledim. Onu demek istiyor ve ben bunu üstüne basa basa söyledim. Ben demedim bu sen perde almışsın, olsun. Sen almışsın, biz de bu moda takmışsın. Ben hayır, uğraştım. Perdeden bahsetmiyorum. Zaten perdeyi genel ayrı seçeceksin zaten. Hı. Yani kız çok emek vermiş. İzleyiciler de görsün. Kız tahtaları yaptırmış ve bizim... Hazır mobilyalar. Kızın bütün evinde emek var. Onu demek istemiyorum. Sen de emek verseydin de o gri avizeni gol taça verseydin ya. Benim bak bak aklım buna ermiş. Anladın mı? Ben memnunum. Ben de böyle memnunum. Tamam ben tamam. böyle memnunum. Bu şekilde geliyorsun ya ben de sana o yüzden bu şekilde ben geliyorum. Ben de memnunum. Bak emek evimden. Vermek bunları değiştirmek. Benim de bir emek var. Çeyiz yaptım. Daha benim çeyizimde mi şeyler? Tamam. Deterjanlarına, çeyizine mutlu. Ay ne mutlu! Ne mutlu! Temiziz, deterjan kullanıyoruz. Pissin demedim zaten. Ne güzel işte. Peki, o zaman senle devam edelim Esra'cığım. Aslanımcığım, bana ev hitap etmiyor. Zaten yorumlarımı yaptığım gerektiği kadar. Şu an puanımı vermek istiyorum. Evet, bence de yorumladın yeteri kadar. Evet. Puanını açalım, gerekirse üzerine konuşuruz. Tamam. Bir şey demiyorum. Hı hı. Gerçekten kazanamadığın için, ya kazanamadığını düşündüğün için dünkü puanlardan sonra evet.
şu an kimsenin kazanmasını istemiyorsun. İstemiyorum. Ve ben kalbinle, bir saniye, kalbinle puan veremiyorsun. Verdim senin gibi. Kalbinle nasıl verdiysen bana dünkü o 6 puanı, ben de sana kalbimle 5 puan verdim. En azından ben sana 6 vermişim. En azından vereceksin tabii benim günümde. Ne fazlalığın vardı? Her şeyim. Aslında ben daha fazla... Zaten konuşma, batıyorsun konuştukça. Peki, konuşmayalım. O zaman Zeynep Hanım, sizinle devam edelim. Ben bir gelin evine gelmiş görmedim kendimi. Neden? Kapıda çok heyecanlanmıştım. Varaklı bir tablo var. Mutluluk evine hoş geldiniz diye. Ama duvarlar boş. Onu alsın bence, duvarına alsın. Kapı süsünü mü? Evet, kapı süsünü alıp duvarına alsın. En azından çerçevesini. Yani güzel ben bir çerçeve. Ben boş ve sade seviyorum, farkında mısınız? Ev genel olarak boş ve sade. Artı avizeyi boyadım diyor Esra'ya, sen de boyayabilirdin diyor. Biliyorsunuz benim 13 yaşındaki kızım da ocak demirlerini boyadı yani. Yapıp boyalacak bir şey değil. Hani çok zahmet isteyen bir şey değil. Çıtaları salon sırasında sorgulandığında, eleştirildiğinde kendi yaptığını düşünmüştüm. Çünkü yamuk çıtalar yaptırdım deyince... açıkçası böyle aralarında dalgalanmalar var. Yaptırdım deyince ustası iyi çıkmamış. Onun bir suçu yok. Yapan ustanın duvar yamuk. Biz salon yorumlamasını geçtik, farkında mısın? Çünkü ben salonunu yorumlayamadım bile. Neden? Fırsat gelmedi arkadaşlardan. İzleyince göreceksiniz. Senin bugün genel olarak modun düştüğü için bence konuşmak istemedim. Yok yok, ben evi gördüm zaten, şoklardayım. Yani benim balkona serdiğim halıyı böyle, hani az önce arkadaşıma kalite dedin ya. Onun da daha kaliteliydi, emin ol, varaklarıyla şeyle. Esra'cığım, gerçekten sana haksızlık yaptığıma inandım şimdi.